Merhaba. Türkiye son yıllarda Suriye'deki iç savaşın etkisiyle çok hareketli bir dış politika gündemine sahip. Suriye, Irak ve Orta Doğu bir yana, Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler, Rusya ile yaşanan beklenmedik karşılaşmalar ve taktik ittifaklar zaman zaman dış politikanın enerji grafiğini sürekli yüksek seviyede tutuyor. NTV özel yayınında bu hareketli gündemin özüne inmeye, karmaşık görünen manzarayı netleştirmeye çalışacağız. Bunu da konunun en önemli muhatabı ve yetkili ismi Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte yapacağız. Kendisi yayın konuğumuz. Efendim çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız Ben için. teşekkür ederim. Sayın Bakan, dilerseniz önce sıcak gündemin manşetleriyle başlayalım. İdlib. İdlib'le bir insanlık trajedisi yaşandı. Yüzün üstünde sivil katledildi ve kimyasal silahların yol açtığı bir katliam bu. Bu katliamın hemen ardından Fransa'nın çağrısıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplandı. Fakat bizim taktik ittifak yaptığımız Rusya, buradan bir karar çıkması ya da soruşturmaya yönelik, bu katliamın arkasında kimler olup olmadığına yönelik soruşturmaya yönelik kararı engelledi. Ve biz Rusya ile halbuki Suriye'de barışın garantörlüğünü, ateşkesin garantörlüğünü üstlenmiş bir ülkeyiz. Siz Rusya'nın bu tavrını ve Suriye'deki, İdlib'deki bu son gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii Birleşmiş Milletler'de böylesine önemli bir konuda bile bu kadar insanın öldürüldüğü kimyasal silahın kullanılmasından sonra bile bir karar alamaması gerçekten işte Birleşmiş Milletler'in ve Güvenlik Konseyi'nin reformunun ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gösteriyor. O başka bir konu. Diğer taraftan Suriye'de bu rejim ilk defa kimyasal silah kullanmadı. Daha önce de kimyasal silah kullandı ve kırmızı çizgileri aşmıştı. Fakat o zaman da işte Rusya devreye girdi. Buradaki kimyasal silahları temizleyelim, denetleyelim. Birleşmiş Milletler gitti. Tamam, kimyasal silah kalmadı. Fakat ondan sonraki süreçte de klorin gazı ve diğer işte varil bombası gibi açlığa terk edilerek birçok yöntemle insanlar öldürüldü, vahşice öldürüldü. 1 milyona yakın insan öldürdü bu rejim. Buna rağmen son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler bile bu rejimin geleceğiyle ilgili kararı halk versin diye demeye başladı. Evet. Yani bu, her şeyi yapmasına rağmen bu rejimi yani meşrulaştırmak ya da meşruiyetini devam ettirmek için bu kadar esnek davranırsanız zaten gözünü kırpmadan her türlü yöntemle insan öldürüyor. Gene öldürüyor. Efendim, Ve şimdi bir Astana süreci var Rusya ile birlikte bir Astana sürdürdüğümüz. süreci var. Şimdi burada yani Rusya'nın bir kere rejime bu şekilde sahip çıkması son derece yanlıştır. Rusya rejimi destekliyor. Rejimin daveti üzerine gitti. Bunu anlayabiliriz. Fakat Astana sürecinin öncesinde biz Ruslarla oturduk. Ruslarla muhalefeti bir araya getirdik. Önce İdlib'deki, özür dilerim, Halep'teki insanları kurtardık. Onların birçok kısmı İdlib'e gitti. Yani Rusya'nın burada katkısı Tabii oldu. Rusya'nın burada katkısı oldu. Rusya burada sözünü tuttu. Ve daha sonra bu ateşkesi diğer alanlara da yayalım dedik. Müzakereler oldu. Yine rejimle Rusya görüştü. Rusya aynı zamanda Ankara'da bizim de aracılığımızla, bizler de katıldık o toplantılara. Muhalif güçlerle görüştüler, gruplarla. Ve en sonunda bir anlayış ortaya çıktı. Ve ateşkes. İki tane belge imzalandı. Birisi Astana süreciyle ilgili, birisi ateşkesin diğer çatışma bölgelerinde de yayılması. Rejimin imzaladığı belgenin resmi garantörü Rusya oldu. Muhalefetin imzaladığı belgelerin garantörü Rusya ile Türkiye oldu. Daha sonra Astana sürecinde, 3. Astana toplantısında İran'da resmi olarak rejimin ve diğer rejimin yanındaki olan grupların garantisi oldu. Yani garantör oldu. Bunlar Ateşkesin garantisini ateşkesin daha doğrusu. üstlendiler. Yani ateşkesi ihlal etmemesi konusunda yani garantisi oldu. Ateşkesin garantisi ama kim ihlal edecek? Mutlaka bir taraf.
Onlar yani bu anlaşmaya göre rejim ateşkesi ihlal etmeyecek. Rejimi destekleyen Hizbullah ve diğer gruplarda. Ve sürekli ihlaller oldu. Biz Ruslara defalarca söyledik. Yani eskiye göre durum çok iyi. Ama ihlaller olmaya devam etti. O nedenle 3. Astana toplantısına muhalif grup gitmedi. Şimdi ise rejim bu sefer kimyasal silah kullandı ve tüm dünyanın kırmızı çizgilerini bir daha açtı. Rejimi destekleyebilirsin ama böyle bir insanlık suçunu desteklemek doğru olmaz. Arkasında duramazsın. Bunun arkasında duran herkes bu suça ortak olur. Susan da suça ortak olur. Burada yüzlerce insan gördünüz işte. Tüm hayvanlar, keçisi, kuzusu, neyse kuşlar hepsi telef oldu gitti. Yüzden fazla kadınlar, çocuklar çırpına çırpına öldü. Bunlar can değil mi? Bunlar için belki bu canların önemi yok ama bunlar insan. Efendim, o yüzden böyle bir uygulamanın arkasında durmak kim durursa dursun ciddi bir hatadır, vahim bir hatadır, doğru da değildir. Görünen o ki İdlib şu anda Esad rejiminin öncelikli hedefleri arasında. Yani burada zaman zaman çatışmalar meydana geliyor, bombardımanlar yapılıyor işte ve son gördüğümüz gibi bir kimyasal silah saldırısı var. Önümüzdeki dönemde buradaki sivillere yönelik saldırılar artabilir diye bir endişe taşıyor musunuz? Ve bu insanların özellikle Hatay'a doğru, Türkiye'ye doğru itilmesi, sürülmesi eğer gündeme gelirse Türkiye'nin böyle bir krize hazırlığı var mı? Bu konuda bir değerlendirmeniz olacak. Biz Türkiye olarak her türlü krize hazırız. Bu önemli değil. Ama önemli olan nedir? Şu ateşkes sürecinde bile siyasi çözüm mü istiyorsun, askeri çözüm mü istiyorsun? Yani insanları buraya, İdlib bölgesine gitmesine izin veriyorsunuz. Bazı diğer bölgelerde de göçe zorlandı. Ve burada toplandıktan sonra burada saldırmaya başlıyorsunuz. Ve bu nereye kadar gidecek? Siyasi çözüm olacak mı? İnsani durumlarda biz gereğini yapıyoruz zaten. Yaparız da. Oradaki insanlara da yardım gönderiyoruz. Başka ülkeler veya uluslararası kurumlar, kuruluşlar yardım etmiş etmemiş biz bakmıyoruz. Biz elimizden gelen desteği veriyoruz. Bunlar insan, bizim de sorumluluklarımız var. Bunu yapıyoruz. Ama bizi esas endişeye sürükleyen buradaki saldırılar devam edecek mi, etmeyecek mi? Devam yani, ederse Astana'daki üçlü mekanizma bozulur mu? Devam ederse Astana'nın da bir anlamı kalmaz, Cenevre'nin de bir anlamı kalmaz. Kimyasal silahların altında müzakere mi yapılır? Siyasi müzakere mi yapılır? Zaten saldırılar devam ederken biz muhalefeti ikna etmekte çok zorlandık. Yani haklı noktalar çok. Biz ona rağmen yine de işte masada olun, söyleyin. Fakat kimyasal silahların altında anlamlı bir müzakere olmaz. Sonuç alıcı bir müzakere de olmaz. Bu İdlib'de yaklaşık 3 milyona yakın sivilden söz ediliyor. Bunların Türkiye'ye doğru sürülmesi, itilmesi belki önümüzdeki yazı hepimize zehir edecek. Yani AFAD mesela sınır boylarında özellikle bu bölgede bazı kamplar kurma gibi bir model geliştirmeye çalışıyordu. Bir hazırlık o anlamda var mı, somut bir şey? Şimdi biz biraz önce de söyledim. Her türlü duruma hazırız. Güçlü bir ülkeyiz. Ama mesele bu değil. Mesele bunu nasıl durdurabiliriz? Buna kafa yoruyoruz. Şimdi buna çaba sarf ediyoruz. Evet. Yani bu savaşı nasıl durduracağız? Siyasi çözüm nasıl gelecek? İnsani konularda adım atarız biz. O problem değil. Peki. Ve her türlü bizim hazırlığımız olur. O da problem değil. Fakat yani nereye kadar sürecek bu? Bizim derdimiz başka. Yani biz 3 milyon insana sahip çıktık. Yani biz sahip çıkıyoruz. Başkası yardım etti etmedi bakmıyoruz. Hala yani o noktanın üstünde ısrarla soruyorsunuz da. O mesele değil. Bu insanların nereye gittiği de önemli değil. Savaş duracak mı? Kimyasal silahları nasıl durduracağız? Kimyasal silahların kullanımını. Dert bu. Bunu da durdurmamız lazım. Bu sadece Türkiye'nin sorumluluğu değil ki. Bu tüm dünyanın sorumluluğu. İşte Amerika tekrar dedi kırmızı çizgi aşıldı. Bakalım bundan sonra ne yapılacak? Bu rejim durdurulmadığı sürece ve bu rejimin arkasında bu güçler olduğu sürece bu devam edecek. Bunu durdurmamız lazım esas. Yani biz basit düşünelim de yani basit değil bu. Elbette her şeyin bir külfeti var ama her şeyi kendi açımızdan hazır mıyız değil miyiz? Mesela Türkiye'nin hazır olup olmaması değil ki. Yani insanlık gidiyor orada. Nesil 1 milyon insan öldü. Onu konuşalım. Türkiye gene elinden geldiği kadar yapar. Elinden gelenin
her şey, yani hepsini yapar. Bu millet de yapar, devlet de yapar. O problem değil. AFAD'ımız bugün dünyanın her yerine insani yardım götürüyor. Kızılay'ımız keza öyle. Burada bizim bir sıkıntımız yok. Sıkıntımız bu savaş nasıl duracak? Kimyasal silahların kullanılması nasıl engellenecek? Bizim derdimiz bu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıklamasını nasıl yorumluyorsunuz? Sınır, yani kırmızı çizgilerin ötesine geçti artık, kabul edilemez bir durum diyor. Yani sanki Trump yönetimi bu konuda daha önce göstermediği büyük bir hassasiyetle olaya yaklaştığını gösteriyor. Nasıl yani daha önceki yönetim de kırmızı çizgilerin aşıldığını söyledi, evet, adım atamadı. Evet. Ama bu sefer sadece ABD değil, yani Trump yönetiminin bu açıklaması çok önemlidir, anlamlıdır. Ama tüm dünya olarak biz bunu artık dur dememiz lazım. Bunu engellememiz lazım. Ve bu bakımdan bu açıklamayı, yani kırmızı çizgi aşılmıştır, gereken yapılmalıdır açıklamayı önemli buluyoruz. Evet. Ve destekliyoruz. Efendim şimdi bir başka konuya, yine ama Suriye bağlamında bir başka konuya geçmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı sürekli Membiç harekatının, en azından Fırat kalkını harekatının sona erdiğini ama Membiç ve Suriye'nin diğer bölgeleri ve Kuzey Irak'ta bazı yeni harekat planlamalarının olduğunu ve olabileceğini aktarıyor. Özellikle mitinglerde. Membiç'e yönelik bir hazırlık içerisinde mi Türkiye ve diğer bölgelerde böyle bir hazırlık var mı? Türkiye için Suriye'den ve Irak'tan kaynaklı tehditler devam ediyor. Ülkemizi hedef alıyor. Bunun içinde DAEŞ var. Bunun içinde YPG var. Ve bunun içinde PKK var. Dolayısıyla bu terör örgütlerine karşı bizim mücadelemiz devam edecek. Münbiç'te de olabilir. Suriye'nin diğer bölgelerinde de olabilir. Aynı şekilde Irak'ın Sincar bölgesi de olabilir. Diğer bölgelerinde de olacak. Yani biz Türkiye olarak ülkemize ve vatanımıza, milletimize yönelik tehditleri bertaraf etmek durumundayız. Bunun için de bu bölgelerde de mücadelelerimiz devam edecek. Özellikle Membiç'te hem Amerikan askeri unsurlarının hem de Rus askeri unsurlarının bulunduğunu biliyoruz. Uluslararası medyaya çok fazla da yansıyor. Böyle bir ortamda Membiç'e ya da Amerikan askeri unsurlarının bulunduğu bölgeye müdahale zorlu bir komplikasyon ortaya çıkarabilir mi? Yani Türkiye açısından daha Türkiye'yi zorlayacak bir durum ortaya bize yönelik bir tehdit varsa, biz evet, bu tehdide yönelik bir hareket edeceksek önce dostlarımıza deriz ki burada bize tehdit var. Siz de buralardaysanız bir kenara çekilin deriz. Dememiz de lazım. Genelde de böyle yapıyoruz zaten. Her zaman böyle yapıyoruz. O sebeple buradan kaynaklanan bir, sadece Membiç odaklı konuşmayın. Yani konuşmayalım. Suriye'nin diğer bölgeleri, Afrin bölgesinden de bize saldırılar geldi. 3 tane askerimiz şehit oldu. Yine diğer taraf Tel Abyad bölgesinden, diğer taraflardan, aynen Arap bölgesinden teröristler sızıp gelip canlı bombayı patlatıyorlar. YPG kamplarından geliyor. Keza PKK diğer tarafta. Biz bize yönelik tehditlerle mücadele ederken, teröristlerle mücadele ederken herhalde bizim müttefiklerimiz, dostlarımız kalkan olmaz. Olmaması da lazım. Biz bunlarla konuşuruz. Başka garip bir konu. Bugün iki süper gücün, Rusya ve Amerika'nın bir terör örgütünü birbirine kaptırmama yarışına girmesidir. Yani PYD, YPG. Yani YPG, PYD'den bahsediyoruz. Bir terör örgütü üzerinden bile rekabet var. Yani öyle paylaşamıyorlar olmaz diyorsunuz. Evet, paylaşamıyorlar. Niye destekliyorsun kardeşim? Ben vermesem öteki ne gidecek? Öteki de aynı şey. Böyle olmaz. Yani bir terör örgütü üzerinden rekabet mi eder koca koca ülkeler? Terör örgütüyle mücadeleyi beraber yapmamız lazım. DAEŞ'e karşı gelin gücümüzü birleştirelim terör örgütleri üzerinden hesap yapacağınıza. Beraber mücadele edelim. Rusya da gelsin. Birlikte mücadele edelim. Bu çağrıyı daha önce çok sık yaptınız efendim. Yaptık. Somut herhangi bir cevap alabildiniz mi? Şimdi yani görüyoruz işte DAEŞ'le mücadele, rejim DAEŞ'le mücadele de mi ediyor? Rejim terörle mücadele ediyorum diyerekten muhalif grupları saldırıyor. Diğer gruplar da öyle. İran'ın destekledikleri gruplar. Bunların hiçbirisi DAEŞ'le mücadele etmiyor.
Evet. İşte hava saldırılarının oranına bakın. Ne kadarı göstermelik DAEŞ'e, ne kadarı ılımlı muhalefete bugüne kadar. Şu ateşkes döneminde de böyle oldu. Oysa ateşkes muhalefetle rejim arasındaki bir ateşkes. Ateşkes DAEŞ'i, El Nusra'yı kapsamıyor. Onlarla mücadele devam edecek. Ama bakın ihlallere, hepsi rejim muhalif gruplara yönelik. Rejimin saldırılarına baktığınız zaman. Raqqa operasyonunda Türkiye ile omuzlaştık ya da işbirliği konusunda uzun süredir bu tartışma devam etti. Ayak diretiyor görüntüsü var Amerikan yönetiminin özellikle. Bu konuda artık adım atmaktan vazgeçip başka bir model ya da bir yönelim söz konusu olabilir mi Ankara için? Şimdi bir önceki yönetim değişti. Bir önceki yönetim, Memiş'te de aynı şeyi söyledi. YPG ile buraya girelim, sonra YPG çıkacak dedi. Biz çıkmaz dedik. Biz çıkarırız, hemen biter bitmez dediler. Bir yılı geçti, henüz hala oradalar. Neden çıkaramadınız ya da çıkarmak istemediniz? Diyoruz ki, YPG bir yere giderse, yani orada DAEŞ'ten nefret ettiği için oraya gitmez. Toprak kazanımı için gider kendisine. Suriye'yi bölmek mi istiyorsunuz? Sınır bütünlüğünü destekliyorsunuz. Siz önce bunu bize söyleyin, ondan sonrasını konuşalım diyoruz. Evet. Suriye'nin sınır bütünlüğünü destekliyoruz diyoruz. Ama Suriye'yi bölmek için toprak alanını genişletmeye çalışan YPG'ye de destek veriyorsunuz. Yani en son Tillerson geldi. Henüz bir karar verilmemiş. Ama tüm seçenekleri, yani olabilecek seçenekleri değerlendirdik. Onlar kendilerine göre ne görüyor? Biz nasıl görüyoruz? Ve çok açık, somut önerilerde bulunduk. Biz kendi özel kuvvetlerimizin desteğiyle o bölgenin insanlarıyla, yani kuvvetlerle DAEŞ'i her yerden temizleyebiliriz. İşte örneği, biz tek başımıza artı Özgür Suriye ordusu 2000 metre kilometre kareden daha fazla Fırat Kalkanı'yla temizledik. Evet. Güvenli bölge oldu. 50 binden fazla, 60 bine yaklaşmıştır. İnsan gitti oraya. Döndü, bizden döndü. Esas problem şu. Biz her şeyi açık konuşuyoruz. Gizli saklı konuşmuyoruz. Tabii yönetim değişti. Ama arazideki siyasi ve askeri gruplara baktığımız zaman eski yönetimdeki insanlar, eski yönetimi de, yani YPG ile işbirliği yapmamız lazım diye ikna edenler. Yani umarım bu yönetim, sahadaki güçler ya da Amerikan yönetiminin askeri unsurları şu andaki Trump yönetimine etki edip biz bu şekilde devam edelim diye ikna ettiler mi? Hayır, öyle söylemiyorum. Yani burada aynı sahadaki kişiler aynı kişiler. Daha önceki yönetime YPG'nin dışında alternatif yok diyenler aynı devam ediyor. Sahada bunlar var. Dolayısıyla bunlar büyük olasılıkla bu tür çalışmaları da, yani bu tür telkinlerde de bulunuyorlardı. Ama şu anda ABD yönetimi bize kesin bir karara varmadıklarını söylediler. Değişik alternatiflerden hangisini değerlendirebiliriz, hangisi olabilir? Bu konuların yani eksisini, artısını biz konuştuk. Ama onların düşüncelerini de aldık. Ama henüz bizim bir kararımız yok. Karar vermedik, sizi dinlemeye geldik. Türkiye ne diyor, bunu dinlemeye geldik. Fakat dedi. Efendim, yani Kobane'ye bir askeri üs kurduklarını açıklıyorlar. Ya uzun zamandan beri yapıyorlar bunu. Zırhlı birliklerini oraya naklediyorlar. Uzun zamandan beri bunu yaptılar. Yani bir Raqqa operasyonu başlamış görünüyor aslında bir taraftan yavaş yavaş. Şimdi Raqqa operasyonunda kuşatma var. Kuşatma başladı. Evet, yani yeni olay değil. Eskiden beri o üs, o pis biliyorsunuz bir önceki yönetimde kuruldu. Ve hala yani bunlar görüşür, karar vermedik derken YPG ile ilişkilerini kestiler demiyoruz zaten. Mevcut sahadaki kişiler YPG ile işbirliğini devam ettiriyorlar. Bizim için siyasi Trump yönetiminin YPG konusunda karar vermesi, hangi yönde karar vermesi. Bize söyledikleri kendilerinin, biz henüz kararımızı vermedik. Ama Münbiç'in etrafını kuşatan gruplara baktığımız zaman işlerinde Arap da olsa da büyük bir bölümü YPG'li. Şimdi ya Raqqa'yı YPG'li aldınız. Girdi. Ne zaman, ne kadar sürecek? Sonra ne oldu? YPG oradan çıkmayacak. Buranın %100'ü Arap. İçinde Türkmenler de var ama %99'u Arap.
Yarın burası da YPG kontrolünde, diğer Kürtleri de buralara sokmayacaklar. Yani YPG'ye bağlı olmayan. 2 hafta önce 15 civarında sanırım siyasi Kürt partisini Suriye'de kapattılar. Yani YPG'ye karşı olan. Onlara yaşam hakkı bile vermiyorlar diğer Kürtlere. Bizim Kürt vatandaşlarımızla veya yurt dışındaki kardeşlerimizle bir sıkıntımız yok. Bizim sıkıntımız terör örgütleri. YPG, PKK. Niye gidiyor Rakka'ya YPG? Oraları kontrol etmek için. Suriye'nin geleceğini riske atıyorlar esasen bu yanlış stratejilerle. Yani hem terör örgütüyle omuz omuza görünüyorlar, hem Suriye'nin geleceğini riske atıyorlar. Her bakımdan yanlıştır. Atılan adım yanlıştır. Eğer bu hatadan dönmezlerse zaten ilişkilerimizi de etkiler. Etkiledi çünkü geçmiş dönemde. Geçmiş dönemin hatalarını anladık dediler. Anladıysak geçmiş dönemin hatalarını, onları tekrar etmememiz gerekiyor. Efendim, Kuzey Irak'ta yeni bir krizle karşı karşıyayız. Gerçi buraya geçmeden önce hemen şunu sormak istiyorum. Tillerson buradan gitti. Hala bir Türkiye'ye bir cevap bekleniyor değil mi? Yani nihayetinde siz Türkiye'ye bir cevap vermesi gerekiyor Washington yönetiminin Rakka operasyonu konusunda. Siz bir beklenti içerisindesiniz değil mi? Konuştuk. Tabii ki cevap bekliyoruz. Ne yapacağız? Beraber mi yapacağız? Onlar YPG ile mi yapacak? Bu kararı görmek isteriz. Evet. Yani bu konuda bir açıklama yapmalarını bekliyorsunuz. Bir karar vermelerini bekleriz. Böyle ikilem içinde olmaz. Evet. Bir karar verecekler. Bizlerle mi yola devam edecekler? Yoksa terör örgütüyle mi yola devam edecekler? Evet. Buna karar verecekler. Terör örgütüyle yola devam edeceklerse hayırlı mübarek olsun. Onların bileceğiz. Biz yokuz öyle şeyde. Karşıyız buna. Kuzey Irak. Kerkük'te bayraklar çekildi. Özellikle tabii Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi bayrağı diyelim. Bu bayrak çekildi. Ama tabii oradaki özellikle Türkmenler, Araplar çok rahatsız bu durumdan. Bu bayraklar inmezse ne olacak efendim? Şimdi esasen burada bu bir aslında Barzani yönetimine de Erbil'e de bir tuzak. Bunlar da bu tuzağa kolay düştüler. Barzani'nin haberi olmadan mı yapıldı bu girişim? Hayır canım, bir tuzak dedim, tuzağa düştüler dedim, haberi olmadan demedim. Yani net konuşuyorum, ben hep net konuşurum. Evet. Tuzağa düştüler diyorum. İnsanın haberi olmadan şeye düşer mi? Haberi yok dersin. Tuzağa düştüler. Esasen bu Erbil yönetimini, yani Barzani yönetimini herkesle arasını bozma girişimidir. Bu işin mimarı Talebani'nin partisidir. KYP. Orada evet. Oradaki vali de zaten Talebani'nin partisi. Partisinden evet. Ona ve tabii etnik şeyi kullanaraktan böyle bir harekette bulundular. Bunlar normal şartlarda birbirlerini yiyorlar. Ve Barzani'ye karşı Talebani'yi destekleyen, kışkırtan ülkeler de var, güçler de var. Goran'ı da Barzani'ye karşı kullanıyorlar. Amaçları ne? Orada kendi aralarında kavga etsinler, güçlenmesinler. Dert bu. Şimdi Bağdat'la arasını bozmak, Türkiye ile arasını bozmak, her yerle arasını bozmak, daha da zayıflatmak. Dert bu. Bu tuzağa Barzani'nin düşmemesi lazımdı. Biz kendilerini uyardık. Yanlış yapıyorsunuz. Yapmayın dedik. Şimdi yine uyarmaya devam ediyoruz. Tabii Bağdat'la da görüştük. Başbakanımız Ebadi ile görüştü. Arkadaşlarımız, üst düzey diplomatlarımız muhataplarıyla görüşüyor. Neçirvan'la görüştük. Müsteşarımız Ümit Bey görüştü. Ve temaslarımız devam ediyor. Büyükelçimizi bölgeye gönderdik. Ve Kerkük'te vali dahil herkesle görüşmelerini yapıyor. Ve mesajlarımızı net bir şekilde veriyoruz. Yaptıkları işin yanlış olduğunu söylüyoruz. Ve geri adım atmalar için bu konuda biz de bu işi takip etmeye devam edeceğiz. Tabii bayraklar inmezse ne olacak sorusunun yanıtı da herhalde o dönemde. Yani bir elbette. Süreç içerisinde. Elbette. Çünkü şu anda, siz bir şans da veriyorsunuz. Diyorsunuz ki o bayrakların inmesi konusunda gereken yapılsın. Yani yapılan hata varsa bu hatanın düzeltilmesi için gerekli telkinlerde bulunmakta fayda var. Evet. Peki Türkmenlerin güvenliği risk taşıyacak bir duruma gelirse Türkiye burada mesela herhalde sözünü söyleyecektir. Tabii ki sözümüzü söyleriz. Biz
yurt dışındaki soydaşlarımızın da güvenliğinden sorumluyuz. Evet. Vatandaşlarımızın da, akraba topluluklarımızın da. Bizim sorumluluğumuz sadece Türkiye'nin sınırlar içinde yaşayan vatandaşlarımızla ilgili değildir. Elbette bugüne kadar Suriye Türkmenlerini, Irak Türkmenlerini yalnız bırakmadık. O yüzden Irak Türkmen cephesi Erşad Bey de Ankara'daydı. Başbakanımız da kendisini kabul etti. Arkadaşlarımız görüştüler. Her türlü desteği kendilerine vereceğiz. Bu referandum olayı ise esasen oradaki yönetimin ya da meclisin alacağı bir karar değil. Referandumla ilgili karar alamaz. Ne yapıyor? Bağdat yönetiminden referandum yap diye talepte bulunuyor. Yine Araplar ve Türkmenler katılmıyor zaten bu toplantıya. Talepte bulunuyor. Yani talepte bulunması burada referandum yapılacağı anlamına gelmez. Bağdat yönetimi de zaten bunun saçma olduğunu da söyledi. Yani kabul edilemez olduğunu söyledi. Biz kendileriyle de görüşüyoruz. O nedenle böyle bir referandum olacağından değil. Ama gerçekten bunu samimi söylüyorum. Bir Barzani yönetimini bu etnik hassasiyeti kullanarak tuzağa düşürüyorlar. İki, burada Irak şu anda Musul'da ve ötesinde DAEŞ'e karşı ciddi bir mücadele veriyor. Biz de bu mücadeleyi destekliyoruz. Ve buradan DAEŞ'le mücadele yapılırken, ülke bu zor süreçten giderken, burada oldu bitti yapılmak isteniyor. Esasen böylesine zor bir süreçte bu adımın atılması son derece yanlıştır. Yani ülke nelerle mücadele ediyor? Sen bundan fırsatçılık yapacaksın, başka şey çıkaracaksın. Bu da gerçekten yani dürüstlüğe de sığmaz. Yani önce ülkenin başındaki belayı def edeceksin. Ülkeden teröristleri temizleyeceksin. Ondan sonra oturacaksın herkesle beraber. Bundan sonra bu ülke için beraber neler yapabiliriz bunu konuşacaksın. Biz de nasıl destekleyebiliriz bunu konuşacağız. Efendim çok kısa. Tabii nihayetinde Mesut Barzani sık sık uluslararası platformlarda açıklıyor. Bağımsız bir Kürt devletinin peşinde olduğunu, nihai hedefinin ne olduğunu söylüyor. Çok kısaca, böyle bir siyasi yapılanmayı, Kuzey Irak'taki siyasi yapılanmayı bugünden yarına tabii nasıl değerlendirmek lazım? Türkiye nasıl yaklaşıyor? Biz karşıyız. Biz Irak'ın da Suriye'nin de toprak bütünlüğünü ve milli birlik beraberliğini, bütünlüğünü, ulusal bütünlüğünü destekliyoruz. Böyle ayrı devlet kurmalara da karşıyız. Bunu da açık net bir şekilde söylüyoruz. Bizim Kuzey Irak yönetimiyle bir problemimiz yok. Her türlü desteği de veriyoruz. Daha PKK'ya karşı da ortak mücadele de yapıyoruz. Böylesine stratejik adımlar da atıyoruz. Ama bunu yapmamız demek onların, yani Irak'ın toprak bütünlüğünü bozacak şekilde adım atmalarını destekleyeceğimiz anlamına gelmez. Bu konuda da çok açık net söylüyoruz. Bir dost gibi de söylüyoruz. Biz prensipli dış politika izliyoruz. Yani ilkelerimizden vazgeçmeyiz. Bugün Rusya ile iyiyiz, ateşkesi sağladık, gidiyoruz. Ve Rusya ile iyiyiz diye Rusya'nın her söylediğine de evet demek durumunda değiliz. Amerika müttefiğimiz diye Amerika'nın her kararını da doğru bulacak durumda değiliz. Yanlışsa yanlış olduğunu söyleriz. Irak'ta da bu tutumumuzu net bir şekilde, Bağdat'ta da, Erbil'de de açıkça söylüyoruz. Efendim bu faslı şöyle kapamak istiyorum. İran meselesiyle Sayın Cumhurbaşkanı zaman zaman Irak ve Suriye'deki faaliyetlerine ilişkin veya işte orada oluşturulan bir Şii koridorundan da söz ederek İran'ın bir mezhep politikası uyguladığını ve burada hegemonyasını oluşturmaya başladığını ya da onu kuvvetlendirmeye gayreti içerisinde olduğunu söylüyor. İran'la ilişkilerimizdeki samimiyet ölçümüz nedir? Böyle soruları soruyorsunuz. Sonra cevap verince de ilişkileri bozdu diyorsunuz. Peki o zaman... sorun. Problem yani değil. Bir cevabınız olacak. Yani diplomatik çerçevede. Bu konudaki tutumumuz zaten bizim söylemlerimiz gizli saklı değil. Çok açık konuşuyoruz. Ayrıca bu kanaat sadece Türkiye'nin de oluşan bir kanaat değil. Herkes bunu görüyor. Yani İran'ın bölgesel politikalarının ne olduğunu herkes biliyor. Biz de İran'a da söylüyoruz. Bu politikalarınız yanlıştır. Gelin burada barışı tesis edelim, huzuru tesis edelim, bu ülkelere istikrar getirelim. Bu ülkeler bizim komşu ülkelerimiz, kardeş ülkelerimiz. Burada
gizli farklı ajandalarımız olmasın. Buralarda rekabet yapmaya gerek yok, destekleyelim. Buraların huzuru, istikrarı bizim için de hayati derecede önemlidir. Böylesine hevesler içine girmeyelim de söylüyoruz. Ama biz İran'la bu konularda farklı düşünüyoruz, doğru. Gizli de değil. Ama İran'la da ikili ilişkilerimizi geliştirmek için de samimi gayretler sarf ediyoruz. Ve geçen sene İran'la ikili ticaretimizde de önemli gelişmeler oldu. Bazı sorunlar vardı ulaşım dahil. Birçoğunu çözüyoruz. Bazen anlaşmalar imzalıyoruz ama anlaşmaların uygulanması bayağı bir zaman alıyor, bizden kaynaklanmıyor. Yani İran bizim komşumuz. Yanlış yaptığı zaman yanlış diyoruz. Ama İran'a karşı haksızlık olduğu zaman, daha önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde olduğu gibi, tüm dünyaya karşı da İran'ı destekleyebiliyoruz. Biz bu kadar açık net tutum sergiliyoruz. Ama yanlış yaptığı zaman da bunu da söylemek bizim görevimiz. Bence son derece iyi bir cevap oldu. Yani zor bir soru değil gibi geldi şimdi bana. Avrupa ile ilişkilerimize geleceğim. Çok fazla zamanımız kalmadı ama şimdi 16 Nisan'dan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Avrupa ile ilişkilerin farklı bir yöne doğru gideceği yönünde mesajlar veriyor. Yani yeni bir tür ilişkiye mi gideceğiz Avrupa Birliği ile? Şimdi esasen Sayın Cumhurbaşkanımız Türk milletinin hissiyatını ve Avrupa Birliği'ne bakışını yansıtıyor. Bu kendisinin sadece şahsi görüşü değil. Çünkü Türk milletinin özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Avrupa Birliği'ne bakışı çok değişti. Zaten yıllardır müzakere sürecindeki siyasi engeller ve Kıbrıs'ın arkasına sığınmalar, fasılların askıya alınması, samimi olmayan yaklaşımlar. İşte üyelik için sözleşme imzalamamıza rağmen üyelik dışındaki fikirlerin ortaya atılması. Tüm bunlar gerçekten, ama özellikle ve özellikle 15 Temmuz darbesi sonrası Avrupa Birliği'nin tutumu halkımızı Avrupa Birliği'nden soğuttu. Biz iktidara geldiğimiz zaman %80 civarındaydı Türk milletinin Avrupa Birliği'ne desteği yani, üyelik sürecine, desteği. Ama şimdi çok düştü. Yani bir ara %20'lere kadar düştü. Şu anda ne kadar bilmiyorum. Ama görüyoruz ki vatandaşların ciddi bir baskı var. Durdurun bu süreci diyor. İkide bir Avrupa'dan da böyle tehditvari sözler geliyor ya. Yok şu olursa durdururuz, bu olursa durdururuz. O zaman da millet diyor ki bunları beklemeyin, siz durdurun diyor. Artık Avrupa Birliği'nde bir karar vermesi lazım. Ne istiyorsun kardeşim? Oyalama bizi. 60 yıl oyalamışsın, bir 60 yıl daha mı oyalayacaksın? Ne içeri gir diyor, ne de kapının önünden uzaklaş diyor. Türkiye böyle muamele yapılacak bir ülke değil ki. Türkiye yani böyle bir tutumu hazmedecek bir ülke de değil artık. Türkiye artık, yani bunu samimi söylüyorum, yani uyandı. Türkiye artık Türkiye artık kendisine güveniyor. Türkiye artık eşit muamele görmek istiyor. Efendim. Herkesi eşit ortak görüyor. Eşit ortak gibi muamele görmek istiyor. Aksisini kabul edemiyor. Şimdi millet Avrupa Birliği bir karar verse Türkiye ile ilgili imtiyazlı ortaklık gibi. Mesela kartlarını açsa ya da işte tamam bundan sonra farklı bir ilişki biçimi modeli deneyelim dese. Türkiye bu konuyu görüşebilir mi sizce? Yani şimdi biz gümrük bildiğini mesela, daha önemli bizim için, güncellemek için çalışıyoruz. Çünkü aleyhimize olan çok konu var gümrük birliği içerisinde. Şimdi Avrupa Birliği gelse bize dese ki, ben kardeşim seni kesin almayacağım, 28 ülke var, otursunlar karar versinler. Biz sizinle ilgili şöyle bir düşünce var, biz önce bakarız. Bu teklifleri bize uygun mu değil mi? Önce buna bakarız. Ondan sonra tavır sergileriz. Yani varsayımlar üzerinde konuşmak doğru olmaz ama bu bize yönelik her öneri için, her teklif için geçerlidir benim söylediğim. Önce bize faydası var mı, yok mu? Kayda değer bir şey değilse ben ne oturup bunları müzakere edeceğim? Kayda değer ciddi bir şeyse ben otururum, artısını eksisini konuşurum. Şu da bir gerçek ki Avrupa Birliği'ne güven azalmıştır. Sadece bize yönelik tavrından değil, işte Brexit, İngiltere ayrılıyor. Birçok sorunlar var. Şu anda
Avrupa'yı tehdit eden akımlara karşı güçlü duramıyor. Popülizmin içinde Avrupa Birliği ve değerleri de yavaş yavaş aşınmaya başladı. Yani şu anda Avrupa Birliği'ne güven de azalıyor zaten. Nereye gideceği de belli değil. Ama bize gelen teklif kimden gelirse gelsin, bakarız. Yani kayda değer bir şey mi, ciddi bir şey mi, önemli bir şey mi? Ondan sonra evet mi deriz, hayır mı deriz ya da müzakere eder miyiz, etmez miyiz? Ondan sonra karar veririz. Kamuoyunda bir kafa karışıklığı var. Şöyle, 18 Mart anlaşması, bir de mülteci, yani geri iade anlaşması. Bu anlaşma devam ediyor mu efendim? 18 Mart anlaşması devam ediyor. Evet. Geri kabul anlaşması uygulanmıyor. Uygulanmıyor. Çünkü vize serbestisi uygulanmadı. Ama mülteci anlaşmasını imzalarken o iki anlaşmayla beraber üçünün birden uygulanması gerektiğini biz mutabakada bağladık. Avrupa Birliği ile. Şimdi Türkiye yükümlülüklerini yerine getirdi ama. Türkiye mülteci anlaşması ile ilgili yükümlülüklerini yerine getiriyor. Avrupa Birliği tamamen getirmiyor. Bizim adalardan geri gönderilen herkesi aldığımız ortada. Bunun karşılığında birebir formül karşılığında yeniden yerleşim tamam. Bu konuda sıkıntı yok. Evet. Yani tüm yükümlülüklerini yerine getirmiyor. Hepsini yerine getirmiyor demiyoruz. Biz ama hepsini yerine getiriyoruz. 2-3 milyar avro taahhüt etmişti. Ne zamana kadar? 2016 sonuna kadar. 16 sonuna kadar. Şu ana kadar %25'ini gönderebildi. 2017'nin ortasına doğru gidiyoruz. Hı. Ayrıca 2017 ve 2018 için ikinci bir 3 milyar avro sözü verdi Avrupa Birliği. Sözünde durmadı burada henüz. Yükümlülüğünü yerine getirmedi. Ayrıca rakamlar düştüğü zaman gönüllü yerleşime de geçecekti. Yeniden yerleşime. Ona da geçmedi. Yine başka bir konu. Yeni fasıllar açılacaktı. Burada da şimdi olumsuz. Bak biz yükümlülüklerimizi tamamen yerine getirdik. Getiriyoruz. Avrupa Birliği sadece birebir formülünü işletiyor. Diğerlerini yerine getirmedi. Diğerleri için ayrıca, Türkiye terörün tanımını bir türlü hani halledemedi. Hayır, o vize serbestliği. Vize serbestliği, affedersiniz. Evet. Türkiye 72 kriter var. Bize göre 71'ini yerine getirmiştir. Avrupa Birliği dedi ki hayır 67, 5 tanesi duruyor. Oturduk konuştuk. 4 tanesiyle ilgili bir sıkıntı yok. Terörle ilgili mevzuatlarımızı biz yine Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi tavsiyeleri neticesinde son 15 yılda çok revize ettik. Ama diyoruz ki şimdi biz terörle mücadele ediyoruz. Hem de her türlüsüyle, hepsiyle aynı anda mücadele ediyoruz. Dolayısıyla biz terörle mücadelede zafiyete düşecek bir değişikliğe gitmeyiz. Bunu Avrupa Konseyi'ne bırakın. Orada çalışma grubumuz var. Bunu ileride terör bittikten sonra değerlendiririz, görüşmeye devam edelim. Ama 71 kriteri, diğer 4 kriteri gerçekleştirebiliriz. Gelin bunun üzerinden oturalım, konuşalım ve sonuca bağlayalım diyoruz. Şimdi bu 4 kriterlerle ilgili, 5 hatta 5 kriterle ilgili son düşüncelerimizi kağıda döktük. 16 Nisan'dan sonra Avrupa Birliği'ne vereceğiz. Ondan sonra bize kararınızı verin. Geri kabulle birlikte bu anlaşmada yürürlüğe aynı anda girmesi lazım. Yani vize serbestisi anlaşması. Aksi takdirde göç anlaşmasını yaparken onlarla beraber üçünü birden uygulamamız gerektiğine yönelik kararımız da var. Anlaşmanın doğasında var. Ya üçünü uygulayacağız ya da hiçbiri uygulanmayacak. Bunu söylediğimiz zaman bizi tehdit etme diyorlar. Tehdit falan değil. Anlaşmanın kendisini söylüyoruz biz. Anlaşma imzalanıyorsa her iki taraf da bunun yükümlülüklerini yerine getirmesi zorunda. Yani. Efendim NATO ilişkilerine bakacağım ama çok birkaç dakikamız kaldı. Kısaca NATO devriyesi Ege'de devam ediyor. Bu görevin sona ermesi gerektiği yönünde Türkiye karşı tarafa bir telkinde bulundu. Yani bir an önce toparlayın artık diye. Evet. Ama NATO devriye gezmeye devam edecek Ege'de herhalde. Yok, onlar, NATO'da ilelebet böyle gitmeyeceğini düşünüyor. Evet. Bunun şimdi takvime bağlanması gerekiyor. Ne zaman ayrılacak? Esasen burada NATO'nun rolü psikolojik. Ve biz Ege'de Ege sorunlarına yönelik risk oluşabileceği halde kaçak göç konusunda bir işbirliğimiz olsun diye NATO'nun buradaki faaliyetlerine izin verdik. Evet. Şimdi de artık NATO'ya gerek yok. NATO'nun burada faaliyet göstermesine gerek yok. Zaten rakamlar da düştü. Zaten NATO'nun somut olarak deniz üstünde yakalayıp da Yunanistan'a ya da bize verdiği rakama baktığınız zaman kişi sayısının çok düşük, yok ki denilecek kadar az. O sebeple NATO'nun
Yani burada artık daha fazla kalmasına gerek yok. Bu konuda mutabakat da var. Ama tarihini işte belirleme konusunda görüşmeler devam ediyor. Efendim bitirdik aslında ama kısaca bir soru. Çünkü kamuoyunda yine bu konuda da bir kafa karışıklığı var. Ege'de 18 adada ya da Türkiye'ye ait 18 adanın Yunanistan tarafından işgal edildiği ya da asker çıkarıldığı ve işte yerleşime tabi tutulduğu yönünde sürekli bir tevzirat, bir haberler çıkıyor. Hakikaten ne oluyor 18 ada? Net bir şey söyleyeyim. Lütfen. Bu adalarda, tabii adalar konusunda, aidiyatı belli olan adalar var. Yani bizim olan, Yunanistan'a ait olan adalar da var. Bir de Türkiye'nin bizim dediği, Yunanistan'ın da hayır bizim dediği adalar var. Evet. Yani aidiyatı belli olmayan, kime ait olduğu belli olmayan adalar bunlar. Ve bu evet. Konuda biz iktidara gelmeden önce istikşafi görüşmeler başlatıldı. Bu sorunları nasıl çözeceğiz? Fırat'ı var, bir de kara suları problemi var, anlaşmazlığı var daha doğrusu. Şimdi net bir şey söyleyeceğim. Bu adaların fiziki, hukuki statüsünde AK Parti iktidara geldiği günden bu yana hiçbir değişiklik olmamıştır. Tekrar ediyorum. Hatta evet. Sadece AK Parti iktidara geldiği evet. Günden bu yana değil. Kardak krizinden sonra, 96'dan sonra bu adaların hukuki ve fiziki statüsünde bir değişiklik olmamıştır. Eğer bir şey olduysa da AK Parti iktidara gelmeden önce olmuştur. Bu kadar net söylüyorum. Evet. Efendim çok teşekkür ederim. Çok çarpıcı oldu açıklamalar bence. Güzel birkaç tane de manşet çıkardık. Sağ olun. Çıkmıştı. Zorladınız bayağı daha fazla manşet için ama Türkiye'nin bugün Dışişleri Bakanı olarak biraz temkinli konuştum. Evet. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yayınımıza katkınız için. Evet, Türkiye'nin dış politikasına ilişkin son derece önemli ve hem mesajlar tabii hem de değerlendirmeleri aldık. Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'ndan, Sayın Dışişleri Bakanı'ndan. Görüşmek üzere, hoşça kalın.